tarafa. Masi be. Ya arkadaşlar biraz daha bu tarafa. Maksut Tepeli nerede? Tüm insanlar insan hak ve özgürlüklerine eşit olarak sahiptir. Bu haklar hiç kimsenin elinden alınamaz. Her devlet gibi Türkiye'de bu hak ve özgürlükleri yetki alanı içinde bulunan herkese sağlamakla görevlidir. Devlet adına yetki kullanan makam ve kişiler ise hukuku tarafsız ve eşit bir şekilde uygulamakla yükümlüdürler. 28 yaşındaki öğretmen Maksut Tepeli, Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği üyesiydi. 4 Şubat 1980 tarihinde görev yaptığı Erzincan'da tutuklandı. 4 ay hapiste kaldıktan sonra hapisten çıktı ve eşiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 2 Şubat 1984 tarihinde bir arkadaşının İstanbul Küçük Bakkalköy'deki evine giden Maksut, eve yaklaştığında kapının kırık olduğunu fark etti. Oradan uzaklaşmaya çalışırken içeride karakol kuran polisler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Yoğun kan kaybına rağmen hastane yerine bir battaniye içinde Gayrettepe siyasi şubeye götürüldü. Aynı dönemde gözaltında tutulan 3 tanığın beyanlarına göre Tepeli 5 Şubat 1984 tarihinde Gayrettepe siyasi şubede gördüğü ağır işkence sonucu koma halinde hastaneye kaldırıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Maksut'un izini süren ailesi ve avukatları olaydan 22 yıl sonra onun 6 Şubat 1984 tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde öldüğüne dair belgelere ulaştı. 3 yıllık ısrarlı girişimler sonucunda da resmi makamlar Maksut Tepeli'nin Helvacı Dede Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildiğini kabul etti. Ancak defin yeri bilgisi açıklanmadığı için Maksut Tepeli'nin mezar yeri halen bulunamadı. Belgelere rağmen ailenin şikayeti üzerine açılan 4 soruşturma da takipsizlikle sonuçlandı. Ailenin 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurması üzerine Anayasa Mahkemesi 2017 yılında başvurunun zaman bakımından kabul edilemez olduğuna karar verdi. Kaç yıl geçerse geçsin Maksut Tepeli için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ben yaşlandım. Maksut'la gözümüz gibi baktığımız, onun deyimiyle kızımızın yürüdüğünü, büyüdüğünü, evlendiğini göreceğiz. Dediğimiz kızımız büyüdü. Torunlarımız oldu. Ama ne yazık ki ben her kızımın doğum gününde gözyaşlarıyla "Hani Maksut sen neredesin?" Ben kızımızın büyüdüğünü gördüm. Yürüdüğünü gördüm, evlendiğini gördüm. Torunlarımı görüyorum, seviyorum. Ama sen bunların hiçbirini göremedin. 40 yıldır aramadığımız, sormadığımız, başvurmadığımız yer kalmadı. 34 yıl sonra sadece bizden habersiz gömdükleri mezarlığın adını öğrenebildik. Helvacı Dede Mezarlığı, bu kadar. Bize mezar yerini göstermeyenler bizi bu sonsuz mezarlık ızdırabıyla baş başa bıraktılar. Her kayıp yakını gibi ben de Galatasaray'ı mezar yerim bildim. Kilometrelerce uzaktan koşup Galatasaray'a geldim. 8 yıldan sonra Galatasaray'dayım. Ama demir bariyerlerin arkasından bakıyorum. Acılarımızı bölüştüğümüz, arayışımızı büyüttüğümüz meydanımıza. Biz
Kayıplarımızı aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Herkes bilsin ki ne kayıplarımızda ne de Galatasaray'da acılarımızı paylaşmaktan ne de kaybedenler yargılanıp cezalandırılıncaya kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bizim için adalet istiyoruz. Tüm kayıplar bulununcaya kadar burada olacağız. Maksut için. Ben hiçbir zaman aramaktan vazgeçmeyeceğim ölünceye kadar. Cemil, bu coğrafyada nerede boş tahtası olmayan bir mezar gördüm ise acaba sen misin diye sarıldım. Bütün kayıplarımız için. Thank you.